kamyoneta markasının geçtiğini görmek istemiyorum. Ya sana. Hay. Tamam, nereye sakladın? Tamam. Kocaman kafam var. Evet, koca kafasıyım biraz. Ben seninle yapamayacağım galiba bu işi. Tek de yapamıyorsun. Şaka yapıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyoruz, biliyorum. Malum yasaklar var. Biraz bizim de canımız sıkılıyor. Motivasyonumuz yok. O yüzden biz de sürüş videosu çekemiyoruz. Normal video da çekemiyoruz ama kendimizi yavaş yavaş toparlamaya başladık. İnşallah Haziran'da her şey iyi olacak. Bu süre zarfı içerisinde elimizden geldiği kadar antrenman yapmaya çalıştık. Bir şekilde biz de psikolojiye sahip çıkmaya çalıştık özetle. Sizin bu kısıtlama döneminde günleriniz nasıl geçti? Bu konularla ilgili konuşmak isterseniz aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Şimdi ProBike'ın bize göndermiş olduğu 3 tane ürün var. Türkiye pazarına yeni girmeye çalışan bir marka var. Shane Rain diye bir marka. Discovery Pro diye bir modeli var. Diğer model Raptor 2 Pro diye bir model. Bir de Rover ön ışık var. Şimdi bunların hepsini sıra sıra inceleyeceğiz. İlk olarak Raptor 2 Pro'yu inceleyeceğiz şimdi. Kutusunu gelin birlikte açalım. Evet arkadaşlar, şimdi kutunun içerisinden çıkan parçalar var. Bu parçaları tek tek inceleyelim. Ondan sonra cihazımızın ayarlarını yapıp nasıl kullanıldığını, ekranda neler olduğunu görelim hep beraber. Şimdi hız ve kadan sensörümüz var. Bunlar ikisi de aynı parçada birleştirilmiş. Bunu bisikletinize kutunun içerisinden çıkan bu cırtlarla bağlıyorsunuz. Bunu bağladığınızda şu parçayı da jant telinize takıyorsunuz. Böylelikle kadans veriliniz ve hız verinizi ekranınızda görüyorsunuz. Bu şekilde kullanılıyor. İçerisinden de şöyle bir alyan çıkıyor. Hız sensörü için arkadaşlar. Şurada onu da göstermiş olalım. Diğer bir parça şu. Bunu gidona takıyorsunuz. İşte bu şekilde lastiğini geçiriyorsunuz. Buraya takıyorsunuz. Ondan sonra bu monte işlemi bu şekilde sonuçlanmış oluyor. Şöyle bir şarj için içerisinden kablosu çıkıyor. Bunu da göstermiş olalım. Ve son olarak bunun böyle bir formu var arkadaşlar. Onu size göstereyim şu şekilde. Şimdi gelin cihazımızı açalım. Önümüze ekranda neler gelecek onları görelim ve basit ayarlarını yapalım. Evet, güç tuşundan açtık. Set ve mod tuşlarına basılı tutarak ayar ekranına gidiyoruz. Şimdi önümüze gelen ilk değerler lastik ebat. Buraya ölçüleri giriyorsunuz. Sonra moddan devam ediyoruz. Burası da arkadaşlar, verilerinizi kilometre cinsinden mi görmek istiyorsunuz yoksa mil cinsinden mi görmek istiyorsunuz? Ona göre karar veriyorsunuz. Burayı da geçtim. Sonra kilonuzu giriyorsunuz buraya. Saat ayarı. Burası da arkadaşlar, bu alet nabız bandını görüyor. Yani ANT bir nabız bandınız varsa onu burada görebiliyorsunuz. Onu da gördüm. Şu anda görmüş olduğunuz gibi benim şu anda kullandığım bir ANT nabız bandı var ve onu otomatikman gördü. Burada nabız değerlerimi görebiliyorsunuz. İşte altta hız, üst tarafta da farklı değerler var. Şimdi burada altta hız var. Hızın da birkaç tane farklı versiyonu gösteriyor. Mesela şu anda current diyor. Şimdiki hız. Mod tuşuna bastığınızda maksimum hızınızı ekranda görebiliyorsunuz. Sonra bir daha bastığınızda AVG diyor. Yani burada ekran küçük ama işte buradaki tuşla siz bir hızın işte farklı cins varyasyonlarını görebiliyorsunuz. İşte AVG, şimdiki hız, maksimum hız. Bu şekilde ekranı kullanmışlar. Set de yukarıdaki ekrandaki verileri değiştiriyor. İşte saat, toplam zaman diyor mesela. İşte 1 saat, 3 saat mi sürdünüz? Tekrar bastığınızda kaç kilometre olduğu çıkıyor. Total distance. Bu zamana kadar yapmış olduğunuz herhalde cihazla beraber yapmış olduğunuz tüm kilometreleri buraya herhalde bu şekilde gösteriyor. Bir daha bastığınızda kalori, yani işte sürüş esnasında yaktığınız kaloriyi görebiliyorsunuz. Ürünü bu şekilde genel olarak anlattım. Ön ışığında sahip olduğu güç 300 lümen. Yüksek, düşük, flash modunda çalışıyor. Yüksek 3 saat gidiyor. Düşük 6 saat. Flash modunda
12 saat boyunca ön ışık çalışıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ürünümüzü inceledik. Strava'ya içerisindeki verileri atamıyorsunuz. Bunu da söylemek istiyorum. Yani eğer bu tarz bir ürün kullanmak isterseniz, hem ışık hem de gidonunuzda işte yerden tasarruf etmek istiyorsanız, bu model bu şekilde diyebiliriz. Şimdi bu ürüne geçelim. Discovery Pro. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle aksesuar diye bir çıkıyor içerisinde. Hemen bir bakalım. Şarj kablosu çıkıyor. Hemen takıldı. Tamam. Bu da gidon bağlantı aparatı. Bu da GPS'imiz. Bunu hemen kenara koyalım. Evet arkadaşlar, bu modelde daha iyi bir tasarım önümüze çıkıyor. Önde iki tane ışık var. Üstteki yapmış olduğunuz hıza göre renkleri değişiyor. Alttaki ışıkta yine iki modu var. Aynı şekilde yine gidonda size yer kazandırmak için düşünülmüş bir şey. Bu ışık şu şekilde çıkıyor. Onu da gösterelim. Böyle bir şey yapmışlar. Onu takalım şöyle. Bunu arkadaşlar şu şekilde takıyorsunuz. Bu lastiği de şuradan şuraya takıyorsunuz. Gidonunuza şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Discovery Pro modelinde karşımıza çıkan özellikler şunlar oluyor. Normalde kaç metre tırmandığımızı göremiyorduk bir önceki modelde. Bunda kaç metre tırmandığımızı görebiliyoruz. Bir yokuş çıktığında ne kadar eğime sahip olduğunu görebiliyoruz. ANT hız sensörlerini, nabız bandını aynı şekilde, power'ı, indoor antrenmanlarınızda da smart trainer'ı destekliyor bu sefer. Aynı zamanda bu ürün Strava'ya sürüşlerinizi atabiliyorsunuz. Bunların hepsi update edilmiş. Bunlar güzel özellikler. Şimdi bunların ayarlarını yapabilmek için yine aynı şekilde tuşlara basılı tutuyoruz. Altta 4 tane ikon çıkıyor. Buradan ilki ışık ayarı. İkincisi kadans sensörleri, işte hız sensörleri, hangi ANT uyumlu ürünü kullanıyorsanız ya da markayı kullanıyorsanız onlara bağlanıyor. Buradan da bir sonrakinde de genel ayarlar var. En sondakinde de indoor'da mı kullanıyorsunuz? Onu seçerek aktif ediyorsunuz. Şimdi mesela şöyle ışığa girelim. Buradan isterseniz ışığı kapatabiliyorsunuz, isterseniz açabiliyorsunuz. Burayı karıştırarak bulabilirsiniz. Aktif ediyorsunuz mesela ya da otomatik yapıyorsunuz. Otomatik yaptığınızda hıza göre değişiyor önündeki ışık. Şimdi ben hemen şuradan çıkıyorum. Şöyle tuşları basılı tutarak geri geliyorum. Buradan kadans sensörüne giriyoruz. Buradan hız sensörü, kadans sensörü, hepsini görüyorsunuz. Bu şekilde işte nabız bandı, power. Bunları bu şekilde eşleştirebiliyorsunuz. Yine geri geliyorum. İşte burada ayarlara girdim şimdi. Outdoor, indoor. Bu şekilde seçerek de cihazınız ona göre kendini ayarlıyor. Bunu da eklemişler. Geri geleyim tekrardan. En sona girdiğimizde de işte en altta görünmesini istediğiniz değerleri kendiniz seçiyorsunuz. Mod tuşuna bastığınızda yukarıda şu andaki hızınızı, yine bastığınızda AVG, işte maksimum hız, onları görebiliyorsunuz. Arayüzü bu şekilde biraz daha değişmiş. Daha fazla değer görebiliyorsunuz. Yine bazı tuşlara basarak görmek istediğiniz şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar, cihazınıza hiçbir şekilde dokunmadığınızda kendini otomatikman ışığını kapatıyor. Bu da işte bataryasından tasarruf demek oluyor. Herhangi bir tuşuna bastığınızda otomatikman daha iyi görebilmeniz için alttan bir ışık geliyor mavi tonlarda. Arkadaşlar, bu modelde, Discovery Pro modelinde Strava'ya verilerinizi kendi uygulamasını cep telefonunuza indiriyorsunuz. Onun üzerinden Strava'ya senkronize ediyorsunuz. O şekilde sürüşlerinizi atabiliyorsunuz. Böyle de bir özellik var.
telefonunuzla bu modeli eşleştirdiğinizde telefonunuza gelen çağrıyı işte ya da herhangi bir aramayı en altta size uyarı olarak gösteriyor. Aynı şekilde sürüş esnasında işte geriye dön tuşunu kullandığınızda sizi geriye yapmış olduğunuz rota doğrultusunda geriye yönlendiriyor. En altta ok işaretleri çıkıyor. Sağa dön, sola dön şeklinde sizi eğer yolunuzu kaybederseniz o şekilde en azından başlamış olduğunuz noktaya getiriyor. Böyle de güzel bir özellik eklenmiş. Bu cihaz şarj olduğunda arkadaşlar 96 saat bitmiyor. O şarj konusunda bayağı bir geliştirmişler yani. Bu güzel bir özellik. Yani uzun sürüşlerde rahat edersiniz epey bir. İki modda çalışıyor. Yüksek ve orta seviyede. Yüksekte 3 saat, ortada 6 saat çalışıyor. Üstteki ışık da hıza göre değişiyor ama bunu da isterseniz ayarlardan yine flash modda çalıştırabilirsiniz. Hem önünüzü görüp hem de uyarı mahiyetinde buradaki ışığı ayarlayabilirsiniz. Evet, bu modeli de inceledik. Şu küçük bir özet yapmak gerekirse bu ürünün Strava ile eşleştirilip verilerimizi oraya aktarabilmemiz çok iyi olmuş. Aynı zamanda pil ömrü 96 saat bayağı iyi, yani öyle böyle değil. Yani diğer ürüne göre bu ürün bayağı bir toparlanmış. Ekranı daha büyük, daha fazla veri görebiliyorsunuz. Yani fiyat performans ürünü diyebiliriz. Şimdi ön ışığımıza geçelim. Rover 2. Kullanma kılavuzu. Şuradan aksesuarlar. Burada da ışığımız var. Şunları şöyle bir kenara koyalım. Şimdi ışığı ilk böyle elime aldığımda hissettiğim şey şu arkadaşlar. Dışı alüminyum alışımdan yapıldığından dolayı ürün kaliteli duruyor. Yani bu ışığı aldığınızda uzun süre kullanabilirsiniz. Hissiyatı veriyor size. Yani güzel bir ürüne benziyor. Şimdi bunu açalım bakalım içerisinden neler çıkacak. Bu yine gidon bağlantı aparatı. Bu da şarj kablosu. Bunu biraz daha uzun tutmuşlar. Muhtemelen işte power bank falan taktığınızda hem önünüzü aydınlatıp hem de içerisine şarj doldurmak için. Bu da güzel bir şey. Şimdi şöyle bir ışığı açalım bakalım. Önümüze bir saat çıktı. Şimdi bu ekranda bazı şeyler değişiyor. Onlara bir bakalım. Şu anda mesela saati görüyoruz. Moda bastığımızda karşımıza şöyle bir pusula çıkıyor. Tekrar bastığımızda tarihi, işte günü, ayı gösteriyor. Bunları değiştirebiliyoruz. Şimdi şöyle iki kere bastığımızda ışık aktif oldu. Şimdi bu ışık 4 tane modda çalışıyor. Bir tanesi ultra, ikincisi yüksek, üçüncüsü düşük, dördüncüsü de flash. 1 saat, 2 saat, 4 saat, 6 saat diye şarjı gidiyor. Mod tuşuna basılı tuttuğunuzda burada görmüş olduğunuz verileri değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Alttaki tuşa basarak da değiştiriyorsunuz. Yine moda basıyorsunuz. Saate geçiyorsunuz. Yine moda basıyorsunuz. Böyle sağa gidiyorsunuz. Tarih falan. Hepsi değişiyor. Bu ışık da bu şekilde arkadaşlar. Işığınızı işte bu aparata takıp bu aparatı da gidona taktığınızda sürüş esnasında örnek veriyorum. İşte karanlıkta sürüş yapmaya başladınız. Işığınızın şarjı bitti. İşte buradan şarj giriş yerine takarsınız kablonuzu. Hem şarj olur hem de önünüzü görebilirsiniz. Yani bunun burada olması güzel bir şey. Tabii ki şöyle de bir şey var aynı zamanda. Eğer yağmur yağıyorsa eğer buradan takarsanız muhtemelen bu su olacaktır. Böyle bir dezavantajı var. Yani belki bir şey olmaz ama sanmıyorum. Yani sonuçta buna dikkat etmelisiniz. Şimdi bu ışıkta arkadaşlar yani buradaki küçük ekranı yapmalarının sebebi muhtemelen buradaki yani ışığın şarj süresini görebilmek. Ya yani buraya saat, işte pusula, tarih eklemeleri biraz bana gereksiz geldi açıkçası. Yani burada sadece şarjınız yani şarj süresini mesela yüzde olarak gösterse bence daha verimli bir bilgi olacaktır. Düşünün işte sürüşte %30'a düştü. Burada bunu görebilirsiniz. Yani görebilseniz daha iyi olur daha doğrusu. Yani
benim fikrim bu yönde diyebilirim. Evet arkadaşlar, 3 ürünü de inceledik. Bu ürünlere ulaşabileceğiniz linki açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan ürünlere ulaşabilirsiniz. Yan tarafta görmüş olduğunuz Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz. Oradan merak ettiğiniz şeyler olursa bana soru sorabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca hikayelerden de eğer sürüşlere çıkmaya başlarsam, ki Haziran'da başlayacağım, oradan gittiğim yerleri böyle part part paylaşacağım sizlerle. Aynı zamanda yaptığım antrenmanları, işte antrenman sonrası beslenme veya öncesi gibi şeylerimi de paylaşıyorum ki sizler de faydalanın. Yani umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.